Arkadaşlar herkese merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Makyaj masamı şöyle bir göstereceğim size. Çok fazla düzenli değil, çok fazla yeni bir şey de yok ama soranlar vardı. Hatta şimdi size şöyle bir şey de sorsam, makyaj koleksiyonumu tekrar çeksem mi? Eski koleksiyon ve masa düzeni videolarının altına yorum geldiği için bugün bunu çekiyorum. Şöyle minik bir düzenleme yaptım kendimce. Çok sadeleştirmeye çalışıyorum artık dolabıma. Çünkü bir şeyler geldikçe bir şeyleri çıkarmak gerekiyor. Neyse, çok konudan konuya atlıyorum. Şöyle bir masamı, sade masamı göstereceğim size birazdan. Evet, onu söylüyordum, tekrar bir koleksiyon videosu çeksem mi? 2019'da çekmemişim. Eski videoların altına yorumlar geliyor. Tekrar isteriz diyorlar. Siz ne dersiniz, siz ne düşünürsünüz? Yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Ben şimdi masama yaklaşıp yavaş yavaş anlatmaya başlayayım. Evet, şimdi yeni gelenler olabilir. Belki kanala, bu özel bir çanta. Bunu en son göstereceğim size. Sabırlı olanlar görebilecekler. Videonun sonunda göstereceğim. Şurada bugün ilk defa kullandım. İlk defa dedim, yani dün yıkamıştım, fırçalarım temizdi. Bugün kullanmaya başladım. Sık kullandım fırçalarım. Pudra, aydınlatıcı, allık, bronzer. Bununla kalem fırça bu. Bununla alta, üste, açılı kaş fırçası. Kaşlarımı bununla dolduruyorum. Karıştırma fırçaları ve normal fırçalar. Şöyle makyaj süngerim, az önce yıkadım. Eye Magic markasının. Ben şöyle bir şey fark ettim ki bu marka Türkiye'de de var. Trendyol'da gördüm. Şimdi size göstereyim. Ben bunun videosu bir önceki videoda var. Kuru hallerini görmüştünüz. Bugün ilk defa kullandım. Ve yumuşaklığı beni tatmin etti. Yeterli yani benim için. Sonrasında da işim bittiği gibi hemen yıkadım bunu. Şimdi size şuradaki fiyatları göstereyim. Bir önceki videoda ben bunların linklerini bıraktım. Fiyatları, ödediğim kargolar hepsi içinde. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben buna 9 lira verdim. Bazıları 8, bazıları 9. Ödediğiniz vergi de kargo kadar. Şimdi şurada fiyatını görün. Biomagic. Aynı sünger, aynısından bende de var. Bu farklı rengi ve farklı modeli, 49 lira. Bundan da aldım, henüz denemedim. Bu da 49 lira. Yani şaka gibi AliExpress'te 8-9 liraya satılan ürünleri burada 49 lira ve diyeceksiniz ki vergi. Evet, ben bunların 3 tanesine 15 lira vergi verdim ama zaten burada bir tanesine siz 10 lirada kargo ücreti veriyorsunuz. Yani çok da bir anlamı yok buradan almanın. Neyse, öyle anlamsız bir uzatma oldu. Şunları göstereyim. Kirpikler genelde hep soruluyor. Birazdan yakından da göstereyim. Bunların videosunun linkini de aşağıya bırakacağım. Şöyle beşiydi. Bunlar bana uzun geliyor ama şuralarını, kirpik boylarını kısaltıyorum. Şuradan da bir tık aldığımda, bakayım çok parladım, görebildiniz mi? Kirpik daha güzel oturuyor gözüme. İnşallah siz de rahat gördünüz. Şuralarından küçültüyorum ve şuralarını biraz kısaltıyorum. Bana yeterli oluyor. G700 olan kirpiği videonun altında link bulabilirsiniz. Şimdi şöyle çekmecemi getireyim. Burada bir aynam var. Her zaman kullandığım, çift taraflı, Ikea'dan almış olduğum. Şöyle de bir çekmecem var. Çok fazla uzun olsun istemiyorum. Video sıkılmadan izleyin istiyorum. Burada Nyx'in sabitleyici spreyleri var. Biri mat, biri normal. Bunları zaten severek kullanıyorum. Uygun fiyatlı bir sprey arayışı içerisindeyseniz, yani Smashbox var, işte Urban Decay var, MAC var. Onlar size biraz fazla geliyorsa bunlara bir şans verin. Gözenek küçültücü Smashbox'ın bazı var. Bunları özellikle küçük boyda almıştım ki birçoğunu deneyeyim ve kullanayım diye memnun kaldım. Bence güzeldi. Burada kullanıp böyle bıraktığım, temizlenmeyi bekleyen kirpikler var. Burada genelde günlük makyaj yapıyorsam her zaman kullandığım Tarte'ın Tartelette Toasted paleti var. Görüyorsunuz ne kadar oyduğumu. Güzel, çok seviyorum. Mesela şu pigmentli renkleri falan gayet güzel. Zaten bu tonlarla makyaj yapıyorsanız, böyle bir paletiniz oluyorsa yeterli artar. Burada envai çeşit dudak kalemi var ama bugün kullandığım da şu. Rujumu da göstereyim. Flor Mar'ın Style Magic Lip Pencil'ları bence gayet yeterli. Golden Rose'unkileri de çok beğeniyorum. Golden Rose'un da şu kalemleri var.
Bunları da çok çok kullanıyorum. Çok çeşitli kalemleri var ama mesela şu Kiko'ları hiç sevmedim. Kiko'nun birçok ürününü sevmeme rağmen dudak kalemlerini hiç başarılı bulmadım. Renk vermiyor, süremiyorsunuz. Çok sert, zor yani. Flormor'un şu kalemleri de waterproof lip liner'ı da gayet güzel. Hatta ve hatta şunlar çok eski, bilmiyorum hala var mıdır. Oriflame'in asansörlü dudak kalemleri var. Bazı renkleri yazın kullanabiliyorum. Geçen gün de Avon'unkini kullanmıştım. Şu. Avon'un da şöyle Ultra Glimmer stickleri var. Onlar da gayet güzel iş görüyor. Evet. Böyle kalemler var. NYX'in kalemleri var. Ama mesela şu çok nude bir kalem. Her zaman her şeyle kullanamıyorsunuz. Genelde elim benim her zaman şeylere gidiyor. Flormer ya da Golden Rose'a gidiyor. Şunları şöyle bir alayım. Şöyle bir geçeyim. Geldim ikinci çekmeceme. Ya bunlar o kadar çizildi ki ben size anlatamam. Ben bunları sürekli böyle çok nazik bir şekilde temizliyorum ama ister istemez yıllar içerisinde deforme oluyor. Bunların hiç yoksa bir 4 yılı var herhalde. Ben de Koçtaş'tan almıştım şu üçlüleri. Sanırım artık bunların da yenilenme zamanı geldi. Daha yeni yıkadım içini, her yerini. Sanmayın ki şöyle yıkıyorum. Çok böyle sakin, nazik, yumuşak süngerlerle yıkıyorum ama gene de yıprandı. Herhalde artık yenileyeceğim. Bu göze henüz ne koyacağımı bulmadım. Mutlaka burayı da bir şeyle doldururum. Son zamanlarda kullanmış olduğum şu 3 ruj. Bugün de dudağımda var. Bugün dudağımdaki ruj şuydu sanırım. J215. Peki bu rujlar nedir? Bu rujlar Inglot'un Jennifer Lopez'le yapmış olduğu işbirliğindeki rujların 3 rengi. Şunu da çok kullanıyorum ki bu çok daha güzel bence. 217. Kendi şu an kullandım. 215 ve bir de bunun şöyle mercan tonunda bir nude'u var ki ben buna da bittim. 201 rengi. Harika ya. Çok güzel yapmışlar. Bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti. Çok beğendim. O yüzden bunlar burada. Şöyle bir eyeliner var. Inglot'tan. Bunu tüm bloggerlar, tüm youtuberlar öve bitiremediler ya. Aa dedim, benim de olmalı, niye olmasın? 77 numara jel eyeliner'ı kesik uçlu ya da ince uçlu bir fırçayla kullanıyorsunuz bunu. Ben görmüş olduğunuz üzere henüz bunu şöyle 3-4 gün falan denedim. Çok kullanmadım çünkü kullanamıyorum. Ben bunu gözümün üstüne sürdüm, altına sürdüm. İlk çektiğim gün altına da sürmüştüm videoda. Fakat üstüne de sürdüğümde bu benim göz kapağımla müthiş bulaştı. Tüm hepsinin dediği, tüm duyacağınız zaten şuydu. Evet, harika bir siyah. Evet, çok siyah, çok güzel. Tamam, o konuda hemfikirim ama müthiş bulaşıyor ve ben bunu hiç sevmedim. Çünkü gözümün üstüne sürdüğüm eyeliner gözümün altına kadar aktı. Bu da hiç hoş bir şey değil. Bu tamamen benim göz kapağımdan da kaynaklanabilir. Benim göz kapaklarım çok yakın. Çok düşük göz kapağım var ve yağlanıyor. Tamam, bazılarıma her şeyimi uyguluyorum ama bilmiyorum. Tekrar denerim. Bugün gene yüzümdeki ve bir sürü kullanmam gerektiğini düşündüğüm aydınlatıcım Kylie'nin Salted Caramel rengi. Şöyle Beka ayarında, fakat ondan neredeyse yarı paraya daha ucuz aydınlatıcılar. Bence çok güzel. Daha böyle kıymet bilmem gerekiyor. O yüzden gözümün önüne koydum. Kullanmış olduğum palet Beka'nın da içinde bronzer aydınlatıcısı hepsi vardı. Ve dedim ki biraz dur. Yani yeterince erittin onu. Bir kullanmadıklarına şans ver derken şöyle MAC'in bir bronzerını gördüm. Bu arada diğer çekmeceleri de şöyle bir düzenleyip yavaş yavaş sizinle boşaltacağım. Onları da göstereceğim. Umarım bunun artık böyle dibindeki çizgileri çıkmaya başladı. Dedim ki Zeynep, kışın bu olsun. Senin kullanman gereken ve bitirmen gereken ürün. Bu hangisi? Delicate, şu serisinin de bronzer. Çok güzel bir renk. Artık çok böyle kolay renk vermiyor. Ürün biraz taşlaşmaya başladı. Hani var yok arası ama gene kışın idare ediyor. Kullanılır. Kışın için mükemmel bana. Yazın tabii ki kullanamam. En azından dedim yaz gelene kadar şunu eriteyim yani. Olabildiğince bunu bitireyim. O yüzden bunu gözümün önüne koydum.
Son zamanlarda videoda genelde nude makyajlar yapıyorum. Neden bilmiyorum. Bu ara elim hep nude rujlara gidiyor, nude allıklar. Evet, ışıltıyı seviyorum ama bu ara hep böyle ışıltılı ama nude renkler. Bilmiyorum niye öyle oldu. Genelde bunu kullandım videolarda. Yani bunları aşındırmanız, eritmeniz mümkün değil. Çok büyükler. Gramını söyleyeyim mi size? 7 gram. Neredeyse bir aydınlatıcı, bir bronzer kadar büyük allıklar. Kiko'nun yılbaşında çıkan şöyle allığı. Bunlar şimdi indirimde. Magic Holiday Radiant Blush 01 numara bu. Çok güzel bir kahve değil, şeftali değil, pembe değil. Çok güzel, doğal duran ve sağlıklı ışıltı veren bir renk. O yüzden bunu elimin altına koydum. Gene Kiko'dan allıklarım. Bunları denemek için bunu ikinci kullanışım. Bugün yüzümde bu var gene. Hem biraz deneyimleyeyim hem de bir kullanayım diye koydum. Ultimate blushlarından 02 numara. Şöyle. Bununla birlikte şu rengini almıştım. Onu çok kullanmadım. Bir kere kullandım galiba. Şöyle metalik bir renk. Ne kadar yansır kameraya. 04 numarası bu da. Aynı serinin. Kiko'ya gitmek gerek. Güzel indirimler varmış. Bakmak istiyorum aslında bir neler var diye. Geldim son çekmeceme. Son çekmecemde her zaman severek kullandığım şu iki kombin maskaram. Eğer kirpik takmıyorsam önce bunu, tam boyunu bitirdim. Elimde küçük boy var. Bunu da bitirmeye çalışıyorum. Too Faced'in Better Than Sex maskarası. İlk bunu kullanıyorum. Çünkü bu bende akma yapabiliyor. Sonrasında üstüne Extra Dimension 3D Black Lash. Bu ekstra siyah olanıydı. Bunu kullanıyorum. Şu ikisini kullanıyorum. Kirpik takmayacaksam, tek kirpik takacaksam hem yapışsın hem alttaki renk bütünlüğü olsun diye kirpiklere bunu uyguluyorum o zaman. Geldim kaşa. Kaşı şuradaki açılı fırçayla bunu kullanıyorum. Kaş pomadı NYX'in, hemen okuyayım. Ops. 03 brunette rengi bendeki. Tape and Frame Tinted Brow Pomade. Ben bayağı oydum. Şöyle bir rengi var. Kumralsanız, esmere dönükseniz benim gibi. Ya ben çok esmer değilim. Yazları da idare ediyor. O yüzden rahat kullanıyorum. İki tane kalem buldum. Biri, ya ben sürekli kahverengi kalem kullanacaksam bunu, siyah kalem kullanacaksam bunu kullanıyorum. Strawborn Brown, MAC'in kalemlerinden. Artık şöyle şu kadar kaldı. Yedeklemek gerekiyor. Gene MAC'in kalemlerinden Definitely Black rengi. Şöyle ekstra siyah ve bunlar akmıyor. Benim için en önemlisi o, akmıyorlar. Göz altlarımı sabitlemek için hop, çok becerikliyim. Şöyle Makeup Forever Ultra HD transparan pudrası. Bunu ben kapatıcılarla kullanamıyorum. Kapatıcılarla bunu kullandığımda göz altlarım sarıdan böyle turuncuya dönük oluyor. Gözaltı kapatıcısı L'Oreal'in kullanıyorum. L'Oreal'le müthiş oksitleniyor bu. Bugün gözümün altında bu var. Çünkü gözümün altında bugün kapatıcı yok. Ama gözaltı kapatıcısıyı da kullanabileceğim bir pudra değil. Sadece kapatıcısız kullanıyorum. Bu da onu uyguladığım bir sünger. Şurada kalmış. BB krem olarak günlük Misha'nın Perfect Cover BB kremini kullanıyorum. Bundan kaçıncı kullanışım, kaçıncıya bitiriyorum bilmiyorum. 42 faktör koruması var ve 27 Honey Beige rengi benim kullandığım, yazın daha koyuluyor rengim. Göz far bazı Too Faced'in bu Anti-Crease Eyeshadow Base. Ben bunu normalinde kullandım. Bundan da çok memnunum. Gözümde tek birikme yapmayan, tek toplanmayan far bazı bu oldu. Şimdiye kadar kullandıklarımın arasında çok çok beğendim. Eğer benim gibi göz kapağınız yağlıysa, çok birikme yapıyorsa mutlaka deneyin. Pudra olarak da Kiko'nun 04 numara Skin Tone şöyle pudrasını kullanıyorum. NYX kullanıyordum. Şöyle bir süngeri çıkıyor. Şöyle de aynalı bir aparatı var. Sarı alt tonu seviyorsanız benim gibi bir göz atın. Kapatıcılık çok çok mükemmel değil. Tek başına kullanmanız için şu süngerle uygulamanız gerekiyor. Şununla uyguladığınızda, bir yerde denemişim ben. Kalın bir bitiş istiyorsanız öyle kullanabilirsiniz. Ama BB krem üzerine bence yeterli.
gayet güzel oluyor. İkinci çekmecem de bu şekildeydi. Masam böyle. Çok bir şey yok. Ben de buradayım. Şimdi sıra geldi bu çantaya. Size onu göstereyim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bu benim bu videomu izleyenlerin sadece katılabileceği güzel bir kim ister videosuna dönüşüyor. Şu saatten sonra dediğim gibi yavaş yavaş düzenlemeler yapıyorum. Bu makyaj dolabım içinde geçerli. Şöyle biraz en azından düzelteyim. Göz zevkimi çok bozdu. Yavaş yavaş düzenlemeler yapıyorum. Her gelen hediyeyi bir yerlere aldıklarımı bir yerlere tıkıştırmak, böyle ürün kalabalığı olsun istemiyorum. Sizlerle de kim ister paylaşacağımı söyledim. Ben hep şuna inanıyorum. Ne kadar veriyorsanız, ne kadar birileriyle bir şey paylaşıyorsanız onun kat kat fazlası gerçekten size dönüyor. Ben istiyorum ki sadece çekiliş için gelen biri değil, benim videolarımı şu dakikaya kadar sabırla izleyip beğenen, bana yorumda bulunan, bana destek olan birine gitsin istiyorum. O yüzden başlıkta bundan bahsetmedim. Daha sonrakiler bu şekilde olur mu bilmiyorum. Fakat gerçekten isteyen, ihtiyacı olan birine, bana değer veren birine gitsin istiyorum. Dediğim gibi sadece çekilişlere gelip katıldım yazıp sonrasında bir ton hakaret eden birine gitmesin. Şimdi sıraya da çıkarayım neler çıkıyor içinden. MAC'in şöyle bir lingering Great Brow kaş farı. Bunları ben bazılarını kullandım, bazılarını pek kullanamadım. O yüzden kullanabilecek biri olursa, isteyen biri olursa onlara gitsin. Şöyle üçlü bir kaş far seti çıkıyor. Yeni gelen tartılarımdan sonra dedim ki evet, çok kullanmadıklarını, çok öncelik vermediklerini, elinin çok gitmediklerini elinden çıkarabilirsin. Bunlar kötü mü? Hayır, asla değil ama Bir şey alıyorsunuz, yerine bir şey çıkıyor. Öyle kalıyor bazen. Gördüğünüz gibi daha yepis yeni, şu renk tonlarının güzelliğine bakın. Elimde o kadar fazla tart var ki bazıları kullanılmaktan vazgeçmeden, iş işten geçmeden en güzel zamanlarında birilerine ulaşsın. Birileri bana teşekkür etsin, birileri mutlu olsun. Onu istiyorum. O yüzden bunu da gönderiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi beğenmiyor muyum? Hayır. Sadece elim çok gitmedi bunlara. Son zamanlarda yenileri de gelince evet dedim Zeynep, sen bir şeyler vermelisin. Aydınlatıcı ve göz altınız için bir ara deli gibiydi. Banana powder tarzında göz altı için sabitleme pudrası. Daha sarı alt tonu, daha soğuk alt tonlu bir aydınlatıcı. Şöyle kağıtlarını bile çıkarmam ben. Kullandığımı genelde düzgün kullanırım. Gene Tarte'ın şöyle bir aydınlatıcı paleti. Cacan! Bobbi Brown'un en meşhur maskaralarından Black Mascara Seyahat Boyu. Şöyle bir fırçası var. Dediğim gibi yani sürekli kullandığım maskaralar var. Bazı şeyleri alıyorsunuz kalıyor ya. NYX'in bir tane şey kalmış. Bunu göndermem. Bu muhtemelen bitti. Mat rujlarına küçükleri. O da kalmış. Neyse. MAC'in bir kalemi var. Siyah göz kalemi. Feline. Şöyle siyah. Diğerini genelde kullandığım için bakın olduğu gibi yapısı yeni duruyor. Bunların hepsi size gelecek. Şöyle şuradaki çantaya ben ayırdım. Alta yorum yazmanız yeterli. Alta yorum yazıp videoyu beğenip bana destek olursanız çok sevinirim. Sonunda size en azından küçük bir şekilde makyajımı da göstereyim. Hani şu kirpiği taktım, şunu yaptım, bunu yaptım diyorum. Onları da bir göstereyim. Onu da bir görün. Benden şimdilik bu kadar. Bilmiyorum hoşunuza gider mi, gitti mi, beğendiniz mi? Şu dakikaya kadar kimler izledi, kimler izlemedi bilmiyorum ama umarım mutlu olursunuz. Beğeneceğiniz bir kim ister videosu olmuştur. Bunun gibi birçok yapmayı düşünüyorum. Başlık altında toplamasam da bir bakarsınız alışverişte, bir bakarsınız vlogun içinde, bir bakarsınız çok olmayacak videoların içinden çıkabilir. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Minik bir makyajımı göstereyim size. Şöyle bakayım dönüyor. Ne kadar göreceksiniz? Muhtemelen pek görünmedi ama
Size böyle veda etmek istedim. En azından yüz yüze veda etmek istedim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.